Gelecek bizler açısından gayb ve perdeli. Yarın ne olacak bilmiyoruz. Başkaları da bilmiyor. Peygamberimiz de beşeri şahsiyeti itibariyle bilmiyor. Peygamberimizin iki yönü var. Bir yönü اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ diye Kur'an'da geçer. De ki ben de sizin gibi bir insanım. Bizler açısından işte yeme içme hayatın bir ihtiyacı. Peygamber açısından da öyle. İşte gaybı bilmiyoruz. Peygamber açısından da öyle. Ama farkı o اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ'dan sonra يُوْحَا اِلَيَّ bana vahiy geliyor. Yani Peygamberimizin bizlerden ayrılan en önemli bir farkı kendisine vahyin gelmesi. Ve vahiy gaybtan bir mesaj. Gaybi haberler getiriyor. Gelecekten de haberler taşıyor, ihtiva ediyor. İşte bu tarzda Kur'an'a baktığımızda Kur'an en büyük mucize. Evet, ayın inşikakı, yarılması o da bir mucizedir. Hazreti Musa'nın asası o da bir mucizedir. Ama bütün bu mucizeler içinde Kur'an-ı Kerim El-Mucizetül Kübra, en büyük mucize. Günümüzde bazıları bu noktada ifrat tefrit durumlara girebiliyor. Bazıları Peygamber Efendimiz'in beşeri yönünü adeta tamamen göz ardı edip hep harikalarla dolu gibi öyle zannediyor. Bu doğru değil. Ama bazıları da sadece beşeri yönüne daha vurgu yapıyor. Yani sanki hiç mucizesi yok gibi. O da başka bir aşırı durum. Ortası, evet, Muhammedun beşer. Muhammed Aleyhisselam bir beşerdir. La kel beşer. Ama diğer insanlar gibi değil. Bel huve lü'lü'n beynel hacer. O taşlar arasındaki inci misalidir. İşte okuyacağımız kısım, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu, Peygamberimizin Allah'ın Resulü olduğunu en kolay ispat eden, en kolay anlayabileceğimiz yerlerden birisi. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ اِنْشَاءَ اللّٰهُ اَمِن۪ينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا غَر۪يبًا. Mealen Allah Resulüne gösterdiği rüyayı hak, gerçek kıldı. Siz elbette ve elbette Allah'ın dilemesiyle Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Yani Mekke'ye gidecek, Kabe'yi tavaf edeceksiniz. اَمِن۪ينَ emin bir şekilde. مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ saçlarınızı, başlarınızı tıraş etmiş şekilde ve mugassirin ve kısaltmış olarak saçlarınızı la tehafun hiç korku duymaksızın. İşte Allah diyor bunu bildi. Bunun evvelinde Mekke'nin fethinden evvel size yakın bir fetih nasip etti. Ve ya ben meallerini arz edeyim, ardından açıklamaları okuyacağız zaten. Huvellezî arsala rasûlehu bil hudâ ve dînil hak. O Allah ki Resulünü hidayetle, hak dinle gönderdi. Onun dinini bütün dinlere galip kılacak. Ve kefâ billâhi şehîde, şahit olarak Allah buna yeter. Burada da İslam'ın diğer bütün dinlere galebesi açık bir şekilde ifade ediliyor ve gerçekleşmiş. Muhammedur Resulullah, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Devamında sahabe anlatılıyor. Belli başlı özellikleriyle anlatılıyor. Sure-i Fetih'in bu üç ayetinin çok vücuhu icazı vardır. Yani bu üç ayetin çok cihetlerle mucizeliği vardır. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın 10 vücuhu külliye-i icaziyesinden ihbar-ı bilgayb veçhi şu üç ayette 7-8 vecihle görünüyor. Üstad böyle Kur'an'ın icaz yönlerini işte 100'den fazla şeklinde de ifade ediyor. 40 tarzında da ifade ediyor. Ama külli olarak bazı yerde 7 demiş, burada da 10 diyor. 10 külli
mucizelik yönlerinden bir veçi gaybtan haber vermesi ve bu ayetlerde gayet açık bir şekilde bu görülüyor. Mucize kelimesi insanı aciz bırakan şey demek. İnsanın benzerini getiremediği şey. Bir abimize sorulmuş da şöyle demişler. Siz diyorsunuz ki peygamberler geldi, mucizeler gösterdi. Siz de bize mucize gösterin, inanalım. O da demiş ki siz bana mucize olmayan bir şey gösterin, ben size inanayım. Yaratılış mucizesi. Allah yoktan yaratıyor. Hayat mucizesi. Bütün insanlar teknolojide bu kadar ileri gidilmesine rağmen en küçük bir canlıyı meydana getiremiyorlar. İşte göz mucizesi. Bir çift kamera. Ve bu bir çift kamera hafızaya böyle bağlantılı kılınmış. Akıl bunları değerlendirebiliyor. Akıl mucizesi. İşte yumurta. İnsanlar şeklen yumurta yapabilirler. Dıştan baktığınızda aynen yumurtadır ama ondan bir civciv çıkmaz. Ondan bir kuş çıkmaz. İşte onun kanatları olmaz ve o şekilde uçamaz. Uçuş mucizesi gibi. Yani bu manada bakabildiğimizde alemde her şey mucize. Kur'an-ı Kerim bize bunları ayet diye anlatıyor. Kur'an'da ayet kelimesinin manalarından birisi mucize. Bunlar mucize olduğu gibi gaybtan haber vermek, gelecekten haber vermek, o da başka bir mucize. Birincisi, لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا اِلَى اَهِرْ Fethi Mekke'yi vukuundan evvel katiyetle haber veriyor. 2 sene sonra haber verdiği tarzda vuku bulmuştur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en büyük insan, en büyük peygamber. Allah'ın dinini 13 yıl Mekke'de anlatmış ama Mekke'den hicret etmek zorunda kalmış. Neticede Medine'ye gidiyor. Medine'de bir devlet kuruluyor ve daha sonra Mekke fethediliyor. İşte Mekke'nin fethinden 2 yıl evvel Peygamber Efendimiz rüyasında Mekke'ye gittiklerini, Kabe'yi tavaf ettiklerini görüyor. Bunu sahabelere söylediğinde sahabeler çok seviniyor. Çünkü biliyorlar ki rü'yel enbiya vahiy. Yani peygamberlerin rüyası vahiydir. Ve bu açıdan çok seviniyorlar. Ve Hudeybiye seferi düzenleniyor. Tabi o zaman adı Hudeybiye daha değil ama olaylardan dolayı Hudeybiye seferi denilmiş. Ve yola çıkılıyor 1400 sahabiyle. Ama Mekkeliler izin vermiyorlar. Neredeyse savaş olacak. Ve Peygamberimiz biz savaş için gelmedik diyor. Barış görüşmeleri yapılıyor. Ve Müslümanların aleyhine gibi görülmekle beraber maddeler, Peygamber Efendimiz bunları kabul ediyor. 10 yıl birbirleriyle savaşmayacaklar. Bir yıl sonra işte Mekke'ye gelebilecekler, Kabe'yi tavaf edebilecekler. Ama o yıl için, yani bu seferin olduğu yılda izin verilmiyor. Hazreti Ömer bayağı böyle bir şey gösteriyor, tepki gösteriyor. Ya Resulallah diyor, siz Allah'ın Resulü değil misiniz? Evet Allah'ın Resulüyüm. Ama diyor, Kabe'yi tavaf edeceğiz demiştiniz, geriye dönüyoruz. Ya Ömer diyor, bu yıl yapacağız dedim mi? Hayır demediniz. Elbette Kabe'yi tavaf edeceğiz, bu gerçekleşecek diyor. Diğer yıl gerçekleşiyor. Kabe'yi tavaf ediyorlar. Ve bir diğer yılda Mekke fethediliyor ve bu şekilde Peygamberimizin gördüğü rüya sadık olarak gerçekleşiyor. İkincisi, Fecale min duni zelike fethan garibe. Allah bundan önce yakın bir fetih nasip etti. Yani Mekke'nin fethinden önce başka bir fetih, yakın bir fetih nasip etti. İfade ediyor ki Sulh-u Hudeybiye çendan zahiri İslam aleyhinde görülmüş. Yani maddeleri itibariyle Müslümanların aleyhinde gibi. Ve Kureyşiler bir derece galip görünmüş. Yani bu yıl Mekke'ye girmeyeceksiniz. Biz bunu kabul etmiyoruz diyorlar.
Bunu kabul etme durumunda kalıyor Peygamberimiz. Böyle olduğu halde manen Sulh-u Hudeybiye manevi büyük bir fetih hükmünde olacak ve sair fütuhatın da anahtarı olacak diye ihbar ediyor. Yani Mekke'nin fethi elbette mühim ama evvelinde bir barış ortamı, işte Hudeybiye barışı. Hudeybiye barışı kendisi bir fetih. Ve diğer fetihlerin de bir anahtarı. O barış ortamında nice güzel İslami faaliyetler gerçekleşiyor ve nice müşrikin kalbi İslam'a ısınıyor. Fil hakika Sulh-u Hudeybiye ile Çendan maddi kılıç kılıfına muvakkaten konuldu. Yani artık savaş yok. Fakat Kur'an-ı Hakim'in barika asa elmas kılıcı çıktı, kalpleri, akılları fethetti. Musalaha münasebetiyle birbiriyle ihtilat ettiler. Yani Mekkeliler Medine'ye, Medineliler Mekke'ye gidip gelme gibi ara yumuşuyor böyle. Mehasin-i İslamiyet, Envar-ı Kur'aniye, inat ve taassubat-ı kavmiye perdelerini yırtarak hükmünü icra ettiler. Yani İslam'ın güzelliği ortada ama Mekkeliler diyelim bunu görmediler. Bu barış ortamında geldiler, gördüler ve bir kısmı İslam'a girdi. Mesela bir dahiye-i harp olan Halid bin Velid ve bir dahiye-i siyaset olan Amr ibn As gibi mağlubiyeti kabul etmeyen zatlar Sulh-u Hudeybiye ile cilvesini gösteren Seyf-i Kur'an'ı onları mağlup edip Medine-i Münevvere'ye kemal-i inkiyat ile İslamiyet'e gerdandade-i teslim olduktan sonra Hazreti Halid bir Seyfullah şekline girdi ve Fütuhat-ı İslamiye'nin bir kılıcı oldu. Yani o barış ortamında başkaları da Müslüman oluyor da en dikkat çeken iki kişi, birisi Halid bin Velid, İslam'ın kılıcı, diğeri de Amr ibn As. Ve bu ikisi de dahi insanlar. Biri harp dahisi, diğeri de siyasette dahi olan kimseler. Bunlar Medine-i Münevvere'ye geliyorlar. İslamiyet orada nasıl yaşanıyor, görüyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an vasıtasıyla ve kendi talimatlarıyla nasıl büyük inkılaplar yapmış, toplum nasıl değişmiş, bedeviyetten nasıl medeniyete yükselmişler, bunları fark ediyorlar ve kılıç zoruyla değil de doğrudan doğruya İslam'ın güzelliğini görerek İslam'ı kabul ediyorlar. Mühim bir sual. Fahrul Alemin ve Habibi Rabbül Alemin Hazreti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabilerinin müşrikine karşı Uhud'un nihayetinde ve Huneyn'in bidayetinde mağlubiyetinin hikmeti nedir? Yani Peygamberimiz en büyük insan, en büyük peygamber. Sahabeler, peygamberlerden sonra en seçkin insanlar. Ama Uhud Harbi'nin nihayetinde ve Huneyn Harbi'nin de bidayetinde, başlangıcında mağlubiyet yaşanmış. Ya peygamber mağlup olur mu gibi hatıra gelebiliyor. Sahabeler mağlup olur mu hatıra geliyor. Böyle bir soruya el cevap. Müşrikler içinde o zamanda saf-ı sahabede bulunan ekabir-i sahabeye istikbalde mukabil gelecek Hazreti Halid gibi çok zatlar bulunduğundan şanlı ve şerefli olan istikballeri noktayı nazarında bütün izzetlerini kırmamak için hikmet-i ilahiye hasenat-ı istikbaliyelerinin bir mükafat-ı muaccelesi olarak mazide onlara vermiş, bütün izzetlerini kırmamış. Yani Uhud'da Müslümanları mağlup edenlerin başında Halid bin Velid geliyor. Onun harp taktiğiyle galip geliyorlar. Halid bin Velid geleceğin, yani kısa bir zaman sonrasının Müslümanı. Böyle olunca geleceğin sahabeleri, geçmiştekileri mağlup etmiş oluyor. Demek mazideki sahabeler müstakbeldeki sahabelere karşı mağlup olmuşlar. Ta o müstakbel sahabeler belki suyuf korkusuyla, kılıç korkusuyla değil, belki barika-i hakikat şevkiyle
İslamiyet'e girsin ve o şehameti fıtriyeleri çok zillet çekmesin. Üçüncüsü, la tahafun kaydıyla ihbar ediyor ki, yani siz Kabe'yi tavaf edeceksiniz, hiçbir korku duymaksızın. İhbar ediyor ki, sizler emniyeti mutlaka içinde Kabe'yi tavaf edeceksiniz. Halbuki Ceziretül Arap'taki Bedevi akvam çoğu düşman olmakla beraber Mekke etrafı ve Kureyş kabilesi kısmı azamı düşman iken, yakın bir zamanda hiç hav hissedilmezken Kabe'yi tavaf edeceksiniz ihbarıyla Ceziretül Arap'ı itaat altına ve bütün Kureyş'i İslamiyet içine ve emniyeti tamme vaz edilmesine delalet ve ihbar eder. Aynen haber verdiği gibi vukuğa gelmiştir. Yani gelecekle ilgili şeyler az çok tahmin belki söz konusu olabilir. Ama bu da ya tutar ya tutmaz. Kur'an-ı Kerim'in bu ibareleri ileride şöyle olabilir gibi ihtimale dayalı değil, tahmine dayalı değil. Çok tekitli ifadelerle mutlaka ve mutlaka bu böyle olacak haber veriyor. Eğer Kur'an'ın bu haberleri çıkmamış olsaydı, işte Kur'an gelecekle ilgili kehanetlerde bulunmuş ama çıkmamış. Haşa, demek ki Allah'ın kelamı değil derlerdi. Ama bir bir çıkmış. Daha diğer başka haberler var. Onlar çıkmış. Böyle olunca Kur'an'ın gelecekten haber vermesi bir insan sözü olamaz. Dolayısıyla Allah'ın kelamıdır. Dördüncüsü, huvellezî arsele rasûlehu bilhudâ ve dînil hak liyuzhirahu aleddîni kullihi. Kemal-i katiyetle ihbar ediyor ki, Resul-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm'ın getirdiği din, umum dinlere galebe çalacak. Halbuki o zamanda 100'er milyon tebaası bulunan Nasara ve Yahudi ve Mecusi dinleri ve Roma, Çin ve İran hükümeti gibi 100'er milyon tebaası bulunan Cihangir devletlerin edyan-ı resmileri iken, resmi dinleri iken, kendi küçük kabilesine karşı tam galebe edemeyen bir vaziyette bulunan Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği din, umum dinlere galip ve umum devletlere muzaffer olacağını ihbar ediyor. Hem gayet vuzuh ve kat'iyetle, yani gayet açık, böyle şifreli değil, açık bir şekilde, hem de kat'i bir şekilde haber veriyor. İstikbal, o haberi gaybiyi Bahr-ı Muhit-i Şarkî'den Bahr-ı Muhit-i Garbi'ye kadar, yani Hint Okyanusu'ndan Atlas Okyanusu'na kadar İslam kılıcının uzamasıyla tasdik etmiştir. Yani İslamiyet'in bu şekilde dalga dalga yayılması, hani bir göle böyle bir taş düştüğünde böyle iç içe gittikçe genişleyen halkalar oluyor. İslamiyet'te Mekke'de önce Peygamber Efendimiz'in yakın çevresinde mâkes buldu. Ardından civar kabilelere, ardından işte Medine gibi oralara derken daha etraf Mısır, Suriye oralara derken ta buralara kadar geldi. Avrupa işlerine kadar gitti. Ben Hollanda'da 3 yıl kaldım ve hani orası düğün salonundan çevrilmeymiş ya. Kiliseden çevrilme medreselerimiz var. Düğün ve diskodan çevrilme medreselerimiz var. Ve cami olarak da büyük büyük kiliselerin bir kısmı cami haline getirilmiş. Hristiyanlar diyelim 300 yıldan bu yana devlet itibariyle, millet itibariyle maddi teknolojide ilerlediler. Müslümanların önüne geçtiler. Ama din noktasında Müslümanların önüne geçemediler. Ve Avrupa'ya gönderdiğimiz insanlarımız o kadar da dini bilen kimseler değildi. Çalışmak için gittiler. Din olarak orada galip geldiler. Ne gibi? Köln'e gitmiştik biz. Almanya Köln. Almanya Köln'de Avrupa'nın en büyük camii yapıldı. Ve
Cami Derneği'nin başkanı dedi ki, biz dedi buralara Sirkeci Garı'ndan elimizde böyle tahta valizler olduğu halde trenlere bindik, buralara geldik. Ve önceleri dedi en küçük bir mescidimiz de yok. Cuma bile kılamıyoruz. Naylon seccadelerin üzerinde, kağıtların üzerinde namazlarımızı öyle kıldık. Genelde yer altlarında çalıştık. Yani maden ocağı gibi yerlerde. Ama dedi gün geldi, gün yüzüne çıktık. Her alanda çalıştık. Ve evlatlarımız okudu, belli noktalara geldiler. Burası dedi, Köln, Haçlı seferlerinin başladığı şehir. Almanya'nın Köln şehrinden Haçlı seferlerini başlatmışlar. Ta Kudüs'e kadar zaman zaman gitmişler. Biz dedi, Haçlı seferlerinin başlatıldığı yerden hacca Almanları gönderiyoruz dedi. Ve hani İslam'a giren Almanlar epey var. Biz de bir kısmına muhatap olduk. Almanya'da kiliseden çevrilme camiler var. Oralarda da namaz kıldık, gördük. Ve oradaki insanımız gerçekten de İslam'ın Hristiyanlığa galebesinin mücessem bir delili durumunda. Yani bu haber verilen durum, İslam dini bütün dinlere galip gelecek. Günümüzde de din olarak galiptir. Mesela ben Hollanda'da 3 yıl görev yapmıştım. O görevim esnasında Avrupa'nın en büyük camii orada yapıldı. Mevlana Camii. Birkaç yıl sonra Almanya'nın Duisburg şehrinde daha büyük bir cami yapıldı. Üçüncü olarak da Köln'de çok daha büyüğü yapıldı. Ve durmadan da yapılıyor. İşte Hollanda'daki Rotterdam'daki cami yapıldığında 5000 civarında falan böyle bir katılımcı olmuştu. Türkiye'den Diyanet İşleri Başkanı katıldı. Bazı yetkililer katıldı. Oradan da oranın valisi, kilise temsilcileri, üniversite temsilcileri gibi üst düzey katılımlar var. Kilise temsilcisi dedi ki, sizler dedi Müslümanlar olarak bir heyecanla böyle yeni camiler yapabiliyorsunuz. İtiraf etmek gerekirse sizi gıpta ile izliyoruz dedi. Çünkü dedi artık biz yeni bir kilise yapma heyecanı yaşayamıyoruz. Açıktan adam bunu itiraf etti. Hatta daha ilerisinde belki söyleyecekti de söyleyemedi. Yani bırakın yeni kilise yapmayı, elimizdekileri koruyamıyoruz. Onlar da cami haline geliyor diye. Herhalde içinden onlar da geçmiştir. Şunu da söyledi ama dedi biz burada cami yapılmasından rahatsız da değiliz. Çünkü dedi bura bir mabettir. Burada bizim de inandığımız aynı Allah'a ibadet edilecek. Biz de bununla teselli buluyoruz dedi. Allah hepsine hidayet nasip eylesin. Ve onlardan, papazlardan falan İslam'a girenler var. Birisi anlattı. Merak ettim, kiliseye gittim diyor. Bunlar ne yapıyorlar? Onların dillerini de biliyor. Baktım diyor, papaz sanki Kur'an'dan anlatıyor. Ve tören bittikten sonra diyor, pazar ayini bittikten sonra ben bekledim, papazı bekledim. Ve papaza dedim ki, sizin anlattıklarınız İslam'da var olan şeyler, Kur'an'da var olan şeyler. Bu nasıl oluyor? Papaz demiş ki, gel benim odaya geçelim. Odaya geçmişler. Oradan çekmeceden bir tane seccade çıkarmış. Demiş, ben namaz kılan bir papazım. Eğer demiş, ben Müslüman oldum diye ilan etsem, bunlar bana artık bu yetkiyi vermezler. Anlatma imkanımız olmaz. Bu şekilde yine papaz unvanıyla ama Allah'ın dinini onlara anlatıyorum demiş. Beşincisi, Muhammedur Resulullah وَالَّذ۪ينَ مَا هُوْ اَشِدَّا وَلَا الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّانْ سُجَّدَ Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı şedid, kendi aralarında merhametlidir. Sen onları rükû eden, secde eden, Allah'ın lütfundan rızasını talep eden kimseler olarak bulursun. Şu ayetin başı sahabilerin enbiyadan sonra nevi beşer içinde
en mümtaz olduklarına sebep olan secaya-i aliye ve mezaya-i galiyeyi haber vermekle, manayı sarihiyle tabakat-ı sahabenin istikbalde muttasıf oldukları ayrı ayrı mümtaz has sıfatlarını ifade etmekle beraber, manayı işaresiyle ehli tahkikçe vefat-ı nebeviden sonra makamına geçecek hulefai raşidine hilafet tertibiyle işaret edip her birinin en meşhur medar-ı imtiyazları olan sıfat-ı hassayı dahi haber veriyor. Şöyle, yani buradan pek çok bilgiler öğrenmiş oluyoruz. Peygamberlerden sonra insanlık aleminde en üst derecede olanlar sahabiler. Hani Allah'ın veli kulları var, kerametleri var. Bunlar ne kadar yüksek makama da çıksalar sahabe derecesine ulaşamıyorlar. Sahabelerin ayrı bir yeri var. Ve burada sahabeler hangi özellikleriyle öne çıkmışlar? Kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametli ve ibadete dikkat eden kimseler, rüküye, secdeye dikkat eden ve bunu yaparken de Allah'ın rızasını esas alan kimseler. Bu yönüyle sahabeyi anlatıyor. Bu ayetin sarih manası. Bir de ayetin işari manası var. İşari mana şu, mesela ben desem ki artık orak çekiçle bir yere varılmaz. Orak çekiçle bir yere varılmaz derken artık bunların yerini modern aletler aldı. Bu manayı kastetmiş olabilirim. Ama bu aynı zamanda komünizmin sembolüdür. Komünizmle bir yere varılmaz. Ona da bir işaret etmiş olurum. Bu da işari manası oluyor. Yani nasıl ki insanlar kelamlarında böyle işaretlere yer verebiliyorlar. Kur'an Allah'ın ilminden geliyor. Bütün zamanlara hitap ediyor. Elbette orada pek çok işaretler de var. İşte ne gibi işaretler var? İlk dört halifeye hem de sırasıyla işaret ediyor. Bu mana Hasan-ı Basri'den bu zamana kitaplarımızda yer alan bir mana. Üstad da bunu vurgulayarak nazara veriyor. Yani bu ayette sahabelerin hem tabakalarına bir işaret görülmüş hem de ilk dört halifeye bir işaret görülmüş. وَالَّذ۪ينَ مَاهُ onunla beraber olanlar anlamında maiyyeti mahsusa ve sohbeti hassa ile ve en evvel vefat ederek yine maiyyetine girmekle meşhur ve mümtaz olan Hazreti Sıddık'ı gösterdiği gibi. Onunla beraber olanlar ifadesi özellikle Peygamberimizle beraberliği daimi olan, ta işin başından itibaren beraber olan, hicrette yol arkadaşı, yadi gârı olan, yârı gâr, mağarada arkadaşı olan Hazreti Ebubekir'e işaret ediyor. Ve Peygamberimizden 2 yaş küçük kendisi. Peygamberimizden sonra 2 yıl yaşıyor. Peygamberimizin yaşında vefat ediyor. Kabirleri de yan yana. Yani dolayısıyla bu beraberlik bariz bir şekilde görülüyor. Eşiddâ'u alel küffar. Kafirlere karşı şiddetli. Bunun ile istikbalde küre-i arzın devletlerini fütuhatıyla titretecek ve adaletiyle zalimlere saika gibi şiddet gösterecek olan Hazreti Ömer'i gösterir. Mesela Hazreti Ebubekir yumuşak, böyle merhamet yönü daha önde olan bir insan. Hazreti Osman da aynı şekilde. Ama Hazreti Ömer denildiğinde hepimizin zihninde bir celal, bir heybet hatıra geliyor. İslam'dan önce de öyleymiş tabiat itibariyle. İslam'dan sonra, İslam'a girdikten sonra bu özelliğini müsbet yönde kullanıyor. Ruhamâ'u beynehum ile kendi aralarında merhametlidirler. İstikbalde en mühim bir fitnenin vuku hazırlanırken kemali merhamet ve şefkatinden İslamlar içinde kan dökülmemek için ruhunu feda edip teslim-i nefs ederek Kur'an okurken mazlumen şehit olmasını tercih eden Hazreti Osman'ı haber verdiği gibi. Yani kendi aralarında merhametli, Hazreti Osman'da da şefkat merhamet
daha ön planda. Ümmete merhametinden, kendi has askerleriyle kendini öldürmeye gelenleri öldürtebilecek durumdayken ümmeti Muhammed'in kanı akmasın diye kendi şehit olmasını tercih etmiş. Terahum rukyan succeden yeptavuna fadlen minallah ve rıdvane. Yani sen onları rükû eden, secde eden, Allah'ın lütfundan onun rızasını talep eden kimseler olarak bulursun. Bu ifadeler saltanat ve hilafete kemal-i liyakat ve kahramanlıkla girdiği halde ve kemal-i zühd ve ibadet ve fakr ve iktisadı ihtiyar eden ve rükû ve sücutta devamı ve kesreti herkesçe musaddak olan Hazreti Ali'nin istikbaldeki vazifesini ve o fitneler içindeki harpleriyle mesul olmadığını ve niyeti ve matlubu fazl-ı ilahi olduğunu haber veriyor. Buradaki tavsif, vasıflar Hazreti Ali'ye daha çok uyuyor. İbadet yönü ön planda. Bir de onun devrinde dahili fitneler olmuş. Bu dahili fitnelerde Müslüman kanı akıyor. On binlerce. Ve işte bu gibi olaylarda onun matlubunun rıza-i ilahi olduğunu bir nevi ayet-i kerime işaret ediyor. Ve sonrasında Tevrat diyor onları böyle anlatır. İncil'de ise onların anlatımı şuna benzer. Toprağa düşmüş bir tane var, buğday tanesi. Ve bu kök salıyor. Böyle gittikçe büyüyor. Çiftçiler bunu gördüğü zaman hoşlarına gidiyor. Böyle bir temsille anlatılıyor. Demek oluyor ki İncil'in bu iki fıkrasından anlaşılıyor ki sahabiler çendan mebdede az ve zayıf görünecekler. Fakat çekirdekler gibi ne şünema bularak yükselip kalınlaşıp kuvvetleşerek küffarın gayzlarını onlara yutkundurup boğduracak vakitte kılıçlarıyla nevi beşeri kendilerine musahhar edip reisleri olan peygamberin aleyhissalatü vesselam ise aleme reis olduğunu ispat edecekler. Aynen şu sure-i Fetih ayetinin mealini ifade ediyor. Yani sahabeler başlangıçta buğday tanesi misali daha böyle neşünema bulmamış ama peygamberimizden aldıkları terbiyeyle Kur'ani terbiyeyle gittikçe sayıları artıyor, gittikçe büyüyorlar adet itibariyle ve gittikçe fetihler oluyor. İncil'de de onların durumu bu şekilde anlatılmış. İkinci vecih şu fıkra ihbar ediyor ki sahabeler çendan yani gerçi azlığından ve zaafından Sulh-ı Hudeybiye'yi kabul etmişler. Elbette herhalde az bir zamandan sonra süraten öyle bir inkişaf ve ihtişam ve kuvvet kesbedecekler ki Ruh-i Zemin tarlasında desti kudretle ekilen Nevi Beşer'in o zamanda gafletleri cihetiyle kısa, kuvvetsiz, nakıs, bereketsiz sümbüllerine nispeten gayet yüksek ve kuvvetli ve meyvedar ve bereketli bir surette çoğalacaklar ve kuvvet bulacaklar ve haşmetli hükümetleri gıptadan, hasetten, kıskançlıktan gelen bir gayz içinde bırakacaklar. Evet, istikbal bu ihbar-ı gaybiyi çok parlak bir surette göstermiştir. Yani Kur'an hayata ne getirdi? Bunun en güzel mücessem misali sahabelerin durumu. Evvelinde bedevi, devlet nedir bilmeyen, bir nevi çapulcu sürüsü gibi. Kabileler kendi aralarında savaşıyor. Birlik nedir, devlet nedir bilmez vaziyette. Medeniyetten pek nasiplerini almamışlar. Tam bir çöl bedevisi. Ama peygamberimize muhatap oldular. Kur'an'ı kabul ettiler. Devletleri oldu. Medine site devleti. Ve kısa zamanda Mekke'nin fethi. Kısa zamanda civarda Yahudiler var. Yahudilerin kalelerinin fethi.
Beni Kaynuka, Beni Kurayza, Hayber gibi o gibi yerler fethediliyor. Ardından mesela Şam Bizans'a ait bugünün şartlarında, Bizans'ın idaresinde. İstanbul zaten yine Bizans'ın başkenti durumunda. İşte gün geliyor Şam, Irak, oralar fethediliyor. Gün geliyor 1071 ile Anadolu kapıları açılıyor. Gün geliyor 1453 ile İstanbul'un kapıları açılıyor. Ve Fatih Sultan Mehmet'in son seferi Roma'yaymış. Nasip olmamış, o ayrı mesele. Yani ta Hristiyanlığın kalbine inecek şekilde hedef olarak önüne koymuş. O nasip olmamış. Roma'yı ben gerçi görmedim de Viyana'ya gittim. Viyana'ya gidişim böyle Almanya ya şey Hollanda Almanya tarafından oldu. Hollanda'dan Mercedes bir arabayla bir abimizin şeydeki Viyana'daki bir toplantıya katılacağız. Bu gibi toplantılardan birisi. Ve Viyana'ya girerken tabi hayalimizde birinci Viyana kuşatması, ikinci Viyana kuşatması onlar var. Ve ecdadımız doğu tarafından gelmişler. Ta şehre kadar gelmişler ama aşamamışlar. Her ikisinde de geriye dönmek durumunda kalmışlar. Biz batıdan geldik. Ve at sırtında değil, arabayla geldik. Hiçbir engelle karşılaşmadık. Gittik. Orada İslam merkezi var. Islamic Center diyorlar. İslam merkezi. İşte cami, külliye, çok güzel faaliyetler var. Ve oraya gittiğimizde gördük. Okullardan geliyorlar. Cami onlara anlatılıyor. Gayet güzel. Yani herhangi bir engelle karşılaşmaksızın Allah'ın dinini orada tebliğ ediyorlar. Ecdadımız maddi kılıç yoluyla fethetmeye çalışmış. O günün şartları belki öyleydi. Günümüzde manevi kılıçlarla oralar fethediliyor. Gönüller fethediliyor. Gönüller fethedildikten sonra adamların ellerindeki kiliseler cami oluyor. Az bir yer kaldı, okuyup bitireyim. Şu ihbarda hafi bir ima daha var ki sahabeyi tavsifat-ı mühimme ile sena ederken en büyük bir mükafatın vaadi makam celazım geldiği halde mağfireten kelimesiyle Allah onlara mağfiret vaat ediyor diyor ayette. İşaret ediyor ki istikbalde sahabeler içinde neler vasıtasıyla mühim kusurlar olacak. Burası da çok önemli. Tabi bizim zihnimizde şu an sahabe çok yukarılarda, üstlerde. Öyledir de onda bir şüphemiz yok. Ama bu kusurları yok anlamına gelmiyor. Yani sahabenin de kusurları olabilir. Burada onu anlatacak. Çünkü mağfiret kusurun vukuuna delalet eder. Ve o zaman da sahabeler nazarında en mühim matlup ve en yüksek ihsan mağfiret olacak. Ve en büyük mükafat ise af ile mücazat etmemektir. Yani sahabe anlatıldı, artılarıyla anlatıldı ve çok güzel özellikleriyle vasfedildi, methedildi ama ayetin sonu şöyle bitiyor. Allah onlara mağfiret vaat ediyor. Burada mağfiretin nazara verilmesi şuna benzer. Yani diyelim bir öğrenciyi methettik, göklere çıkardık. Ardından da dedik ki seni bağışlayacağım. Ve bundan ne anlaşılır? Demek ki bir kusuru var. Sahabelerde de işte Hazreti Ali döneminde dahili harpler olmuş. O harplerde binlerce, on binlerce sahabe hayatını kaybetmiş dahili savaşta. Yani dolayısıyla bu bir kusur mudur? Evet kusurdur. Ama Allah bu bir içtihat neticesinde olduğundan dolayı onları mağfiretine mazhar kılacak. Mağfiret kelimesi nasıl bu latif imayı gösteriyor? Öyle de surenin başındaki, Fetih suresinin başındaki لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Burada da Peygamberimize hitap ediyor. Allah senin geçmiş gelecek günahlarını bağışlayacak cümlesiyle münasebettardır.
Surenin başı hakiki günahlardan mağfiret değildir. Çünkü ismet var. Yani peygamberlerin 5 ortak özelliği vardır. Bunlardan birisi ismet, masumiyet. Günah yok. Yani peygamberler günahsızdır. Belki makam-ı nübüvvete layık bir mana ile peygambere müjde-i mağfiret ve ahirinde sahabelere mağfiret ile müjde etmekle o imaya bir letafet daha kadar. Yani peygamberin hatası, bunu çok kısa ifade edeyim. Vestağfirli'den bir ayeti var. Bir başka surede. Günahın için ey peygamber istiğfar et. Bunun bir ciheti şu. Hasenatul ebrar seyyiatul mukarrabin. Yani iyi insanlar nezdinde hasene olan durumlar daha üst düzey olanlar nezdinde günah sayılır. Ne gibi? Ben bunu şöyle kolay anladığım bir örnekle anlatıyorum. Biz lise sondayken, ben Manisa Gördes ilçesindenim. Lise sonda talebeyken, düz lise, kız erkek karışık. Okul birincisi erkek bir arkadaşımız. Ve bu arkadaşımız matematik dersinde 10 üzerinden 7 aldı. 7 çok iyi bir not. Sınıfın %90'ı 1-2, 1-2 notlar böyle. Bu arkadaş 7 aldı, hüngür hüngür ağladı. Yani 7 ağlanacak bir not değil, kötü de değil. Karşılığı iyi zaten. Ama bu arkadaş iyi alma alışkın değil. Notları 10 üzerinden 9-10, 9-10. Böyle olunca 7'ye düşmek, bunun için düşmek sayılıyor. Buna göre günah sayılıyor. İşte peygambere yönelik manada, ey peygamber günahın için istiğfar et. Haşa hakiki manada bir günah değil. Bu manada meseleye bakılabilir. Yani ne gibi mesela? Tebük seferi için peygamberimizin yanına bazı münafıklar yalandan bahanelerle geliyorlar. Diyorlar biz katılamayacağız, bizi mazur gör. Peygamberimize tamam katılmayın diyor. İzin veriyor. Ayet geliyor bu konuda. Afallahu anke lime edinte lahum. Allah seni affetsin ey peygamber. Niye onlara izin verdin? Yani izin vermemen daha uygun düşerdi. Bu gibi bazı hatırlatmalar var. Burada haşa peygamberin yaptığı kötü bir şey değil. İçtihatta bulunuyor ve o şekilde karar alıyor. Bu kötü bir şey de değil. İşte görüldüğü gibi gerçekten bu Fetih suresinin son 3 ayeti gelecekle ilgili bayağı haberler veriyor. Ve bu haberler bir kısmı zaten peygamberimiz zamanında birebir çıkmış. Günümüzde de çıkmaya devam ediyor. Bu durumda elbette gösterir ki gaybtan haber veren bu kelam bir insanın sözü olamaz. Elbette Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamıysa bunu getiren zat da elbette peygamberdir. Cenab-ı Hak